Teknolojinin üst seviyede olduğu tahmin edilen bu dönemlerde hala gizemi çözülememiş pek çok olay var. Özellikle okyanusun derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer ve bilinmeyen hayvan. Bu videoda ise size okyanusun en derinliklerinde yaşayan ve adını çok fazla duymadığınız tuhaf hayvanları göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 5 numara, Goblin Köpek Balığı. Okyanusun ortalama 1300 metre derinliğinde yaşayan goblin köpek balığı ilk defa 1898'de keşfedilmiş. Zaman zaman 100 ila 200 metre derinliğe de çıktıklarına rastlanıyor. Evrimsel açıdan yaşayan fosil olarak bilinirler. Yani evrimsel süreçte göreceli olarak az değişerek günümüze ulaşmış. Bu sayede atasal türlerinin özelliklerini günümüze de sergilemeyi sürdürmekte. Ortalama 3 metre uzunluğunda olan bu acayip balıklar, karşılaşmak istemeyeceğiniz hayvanlar arasında yer alabilir. 4 numara, Fırfırlı Köpek Balığı. Yaşayan fosillerin en iyi örneklerinden birisi, köpek balıklarının evriminin ilkin basamaklarını hala vücudunda taşıyor olan fırfırlı köpek balıklarıdır. 11 farklı türü bilinmekte. Bunlardan sadece 2 tanesi halen hayatta. Sayısız iğne benzeri diş sayesinde avın ağzından çıkmasına engel olur. Çünkü avlarını parçalamadan yutmayı tercih eder. Okyanusun 1500 metre derinliklerine kadar yaşayabilmektedir. Ayrıca davranışsal açıdan da bu tür oldukça ilkel bir yapıda. Örneğin bugüne kadar hiçbir köpek balığı türünde gözlenmeyen bir şekilde bir yılan gibi kendisini geriye esnetip ileriye ok gibi fırlayarak avının üstüne atlar. 3 numara, Ejder Balığı. 2000 metre derinlikte yaşayan ve kendi ışığını üretebilen ejder balığının boyu yaklaşık 15 santimetre. Çevresindeki ışığı hem çiftleşmek hem de avlarının dikkatini çekmek için kullanıyor. Keskin dişlere sahip olan ejderha balığı dilinin üzerinde de dişlere sahip. Yetkililer büyüklüğü bir muz kadar olmasaydı bu balık denizdeki diğer balıklar için bir kabus olurdu dedi. 2 numara, Vampir Mürekkep Balığı. İsminin anlamı cehennemden gelen vampir olan bu mürekkep balığı içine dışına çevirerek kendisine bir top haline getirip fosforlu organlarını yavaş yavaş kısıyor ve sanki birden uzaklaşmış gibi bir izlenim oluşturuyor. Mürekkep yerine parlayan partiküller içeren bir çeşit mukus fırlatıyor. 1 numara, Büyük Kırmızı Deniz Anası. Şu ana kadar sadece 23 örneğine rastlanılan Büyük Kırmızı Deniz Anası, adından da anlaşılacağı gibi kırmızı bir leke taşır vücudunda. Okyanusun 600-1500 metre derinliklerinde yaşar ve boyu 100 santime kadar uzayabilir. Avını cezbetmek için dokunaçlarını değil, tombul bacaklarını kullanır. Bonus, Bobit Solucanları. Kendisini okyanusun yumuşak ve çamurlu tabanına gömen bu solucanlar, kafalarının üzerindeki 5 antene bir uyaran gelene kadar öylece beklerler. Bu uyarı geldiğinde o kadar hızlı ve o kadar güçlü saldırırlar ki, avlarının genellikle kaçmaya fırsatı olmaz. Üstelik bu türlerin çeneleri o kadar güçlüdür ki, genelde yaşam alanları olan resifleri sadece çeneleriyle yakarak ilerleyebilecekleri gibi, bir defasına avı olan bir balığı ortadan ikiye böldüğü de gözlenmiştir. Vücudunu saran kılsı yapılar son derece zehirlidir ve yapılan araştırmalar, bu zehrin insanda kalıcı hissizliğe neden olabileceğini göstermekte.